Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşe devam değil mi? Cumanız mübarek olsun aziz cemaat. Rabbimin rahmeti üzerinize olsun inşallah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamden lillah, şükran lillah, elhamdülillah. 61 senelik bir ömürde kaç? 62. 62 yaşındayım ben. 62 yıllık bir ömürde 41 senelik hep bu mihraplarda bu güzel cemaate karşı hitap, hürmet, saygı ama çok da yapamadık. Yapmaya çalıştık. Haklarınızı helal edin inşallah. Babasına yer tutar, sandalyesini kalmaz diye önceden gelip de tebrik ederim ne kadar az. Hiçbir haftada ihmal etmiyor maşallah. Böyle evlat, böyle baba, hep böyle olur inşallah. Allah razı olsun. Armut dağıtılacak dedi değil mi? Son sözü vaiz efendinin armut dağıtılacak dedi. Bizim burada değil yalnız. Ulu camide. Şimdi armudu dağıtmak öşür olur mu? Bak bugün ziraat, çiftçilik, yetiştirdiğimiz meyveler, tahıllar, buğday, arpa neyse bunların öşürlerini unuttuk. Seller geldi, yaktı, efendim kuraklık. Neden? Hiç öşürden, yani öşürde bir zekat yani. Öşürden bahseden yok yani. O zaman tarım bitti mi bizim memleketimizde? Önceden kurak kuşlarında falan görüyordum. İncir, elma, üzüm hep getiriyorlardı ama şimdi pek getiren diyor. Ama herhalde yok. Bu sene meyve kıtlığı var, yokluğu var, azlığı var. Öşür. Paranın zekatı olur, altının, gümüşün ama tahılın, meyvenin, sebzenin de ölçülür zekatı. İşte bunu çok konuşmuyoruz, bunu çok takip etmiyoruz. Bunu da çok inceleyip, indeleyip, sorup soruşturup vermiyoruz gibi geliyor. Şimdi oradan, vaazdan aldım haberi de, yani Ulu Cami'de Gürsü'den bahçe sahibi kardeşimiz, armut dağıtacak. Tabii bu şekilde sıradan zengine fakire kim gelirse dağıtırsanız bu öşür olmaz. Öşür de fakirin hakkıdır. Talebenin, öğrencinin, ihtiyaç sahibi olanların hakkıdır. Ama caminin önünde sıradan dağıttığın zaman o öşüre girmez. Sadaka olur. Sadaka. Ama o kardeşimize öşürü hatırlatmak lazım. En azından böyle fakire fukaraya gider, ihtiyaç sahiplerine verirse zekat vermiş olur, öşürünü vermiş olur. Bir onda bir kısmı vardır öşürün, bir de 20'de bir kısmı vardır. Bugün hakikaten meyveler, sebzeler, tarım ürünleri çok kolay olmuyor. Bakımı, ilacı, budaması masraflı yani. Eğer kendiliğinden oluyorsa, çok zahmet vermeden, zahmet çekmeden, mesela buğday, Allah-u Teala yağmur verirse çok güzel oluyor. Yani siz ona atıyorsunuz tohumu yere, kendisi oluyor, olgunlaşıyor yani, çok emek vermiyorsunuz. Yani bir armuda, bir domatese verdiğiniz emeği vermiyorsunuz. Onun için bahçe ürünlerinden, çok emek verdiğiniz ürünlerden, 20'de birdir. Öbürkülerinden 10'da birdir. Rabbim öşürlerimizi kabul etsin de kimin bağı var, bahçesi var hatırlatayım dedim yani. Onun için öşürü unutmayın. Zekattır. Yoksa malınız, mülkünüz, bahçeniz telef olur. Oluyor zaten. Rabbim muhafaza eylesin. Bereketli kılsın topraklarımızı, meyvelerimizi, sebzelerimizi. Aziz cemaat, muhterem müminler, Mevlid-i Nebevi haftasındayız. Efendimizin
doğumunun hatırlandığı, onun ahlakının, yaşantısının, hayatının örnek alındığı ve hatırlatıldığı haftayı idrak ediyoruz, yaşıyoruz. Onun için alanlarda, salonlarda, camilerde, kürsülerde hep Efendimiz anlatılıyor bu hafta. Biz de anlatalım dedik. Okul cami işbirliği, okullara gittik hep etrafımızdaki. Öğretmenlerimden burada olanlar vardır. Sağ olsunlar. Hep müdürlerimiz, öğretmenlerimiz gönüllerini kapılarına açtılar. Camiden hocalarımız gelmiştir. Etrafımızda baharda Semih Ağca İlkokulu, Kemerçeşme'mizde Şehit Doğan Ortaokulu, altta Sönmez Üniversitesi Ortaokulu gittik. Ya o çocukların hakikaten bizi de tanıyorlarmış. Çocuklar böyle etrafımızda kümeleniyor. Demek ki caminin mesajı vermiş. Yazın onlarla buluşuyoruz ya camide. Çok önemli bu olay. Ve karar verdim. Müdür Bey'e de söyledim hatta. Ayda bir mutlaka size uğramamız lazım. Hiçbir şey konuşmasak bile şu bahçeye girmemiz lazım. Çocuk hocayı görünce camiyi hatırlar. Dini hatırlar. Kopmaz. Bağ kopmaz yani. Ama uğramazsan oraya adınız, sanınız, cami, din unutulur. Onun için biz hocalar olarak camide din görevlileri olarak ayda bir defa mutlaka uğramamız lazım okulun bahçesine, müdürüne, öğretmenine. Ne yapabiliriz? Bizim malzememiz orada. Çocuklarımız, geleceğimiz orada. En azından 6 ayda bir de böyle mahalle, bölge imamlarını, hocalarını, din görevlilerini toplayıp okulumuzdaki öğretmenler, müdürler böyle görüş alışverişi, fikir alışverişinde toplantı yapmamız lazım diye karar verdik. Ve bu anlamda ve manada okullarımızda hediyeler dağıttık. Efendimiz'i hatırlatan kalemler falan, gofretler, programlar yaptık Sönmez Üniversitesi'nde arkadaşlarla. Biz onlara gittik, onlar da bize gelecekler yarın. Yarın okullardan çocuklarımız bize gelecekler. Ne yapalım bunları? Boş göndermememiz lazım. Ya ben şimdi Nasrettin Hoca bulamıyorum ama aranızda yapacak olan vardı. Kostümü, kavuğu falan hazır yani. Sen mi yapacaksın? Kavuğu sen. Yani çok hikaye falan anlatmıyor. Sadece hediyelerini aldık. Şöyle bir döksem hediyeler. Yani 500 tane en az hediye var ya. Heybesine atacak elini Nasrettin Hoca. Oy, bire girenler gelsin bakalım. Hediyelerini alsın. Ne çıkar? Şansını artır. Çeşit çeşit. Buradaki Nasrettin Hoca'dan, Nasrettin Hoca kültürümüz, değerimiz bize, çocuklarımıza Noel babaz yoğurtusunu unutturacak. Noel baba yoğurtusunu unutturacak. Ha, Noel baba, Noel ne bu ya? Bizim değerlerimiz mi? Bunu Ramazan'da hatırlattık. İftar attık çocuklara. Şimdi yine Nevril'in yaptığını hatırlatıyoruz. Bu çok önemli. Oyuncaklarını, efendim hediyelerini aldık inşallah. Kavuğu da getirdik, kostümü de getirdik. Bir Nasrettin Hoca çizeceğiz sizinle inşallah. Efendim, çocuklarımızın dilinden, mahalle çocuklarımızın dilinden işte 571'de bir güneş doğdu. Efendimizin doğum dileğiyle ilahi, ilahiler, çocukların dilinden. Yine ortaokuldan gelecek çocuklarımız Şehit Doğan'dan. Onlar kendi aralarında münazara etmişler. En iyi hadis okuyabilecekler, peygamberimizin sözlerini okuyabilecekler. Burada final olacak. 8-10 tane çocuğumuz hadis okuyacaklar. Karşılıklı hocalarımız değerlendirir. İşte sen birinci geldin, ikinci geldin. Semboliktir bunlar aslında. Yani biz de varız. Ya okuldan geldik, camideyiz. Bu mesajları vermek çok önemli. Onların arkadaşları var, okuldan aileleri var. Hep bunlar önemli. Ve ayrıca yine spor kulübünün, yani camilerle ilgili bir spor kulübümüz var. Onu da başındayız dedik ya. Buralarda çalışan, camilerin altlarında tekvando, karate, spor yapan, sporla, dille
sporla çocuklarımıza dokunduğumuz sporcu kardeşlerim, lisanslı bunlara. Onlar da 15-20 kişilik bir grup karate gösterisi yapıp, bakın camilerin altında bunları da yapıyoruz. Gelin çocuklar, boş zamanlarınız, kötü yerlere, kötü işlere yapmayın. Burada vaktinizi sporla geçirin diye mesajı vermekçe karate gösterimiz var. Efendim bilirsiniz hepimiz Ulu Cami'den emekli olan Abdullah Yiğit hocamız da Peygamber Efendimiz'in doğumunu dile getiren indiler gökten melekler sağa sağa var ya, Hamile Hatun Bahri okuyacak. Aralarda da müftülerimizden, vaizlerimizden kısa mesaj anlamında hem camiler haftası hem de bu günün teması olan doğruluk hakkında kısa sohbet. Yani hepsi şimdi hazır, sadece hazır olmayan ne var biliyor musunuz? Bir kişilik pilav düşünüyoruz, nohutlu pilav seversiniz. Yani hep çocuklara da atlıyorsunuz hocam, bize de bir şey kalmıyor falan. Size de pilav ayran ikramı olur. Bunları hepsini attık, pilavı nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani kime nasipli, kime kısmetli. Bugün çıkarken inşallah sizin de çorbada tuzunuz bulunsun. Yarınki Mevlid'de bir haftası etkinliğimiz, programımız için inşallah pilav ikramı için katkılarınızı bekliyorum. Allah razı olsun hepinizden. Ve önümüzdeki salı gün Tofaş Aralı'nda 1843 hafızımızın icazet töreni var. Hepiniz davetlisiniz. Onlara birer altın aldık. Biz altın birer gram altın takılacak. Onu da geçen hafta duymuştuk. İsteyenler buraya katkıda bulunabilir. Evet, iyi ki varsınız. Sizinle yürüyor bu hizmetler. Allah razı olsun inşallah. Cumanız mübarek olsun. Rabbim kabul eylesin. Elfer.